örneğimizde bir banka örneği. Burada müşterilerimizi göreceğiz ve işte bankanın içerisinde bir memur olacak veya işte hizmetli veya görevli ne dersek hizmetli müşterimize hizmet verecek. Şimdi şöyle bir gösterecek olursak. Bu banka müşterimiz arkadaşlar. Bankaya geldi. İsmi Ali ve biz buna nesne diyeceğiz. Yani benzetimin içerisinde nesne diyeceğiz. Yoksa canlı varlıkların nesne demiyoruz da. Benzetimin bir nesnesi olacak. Oyuncusu olacak. Oyuncu da diyebiliriz. Entitisi olacak. Ne diyorsak artık. Ali bankaya geldi. Neyle karşılaşacak? Bir banka görevlisiyle karşılaşacak. Bunun adına diyelim ki Ahmet olsun. Buna da görevli diyeceğiz. Ve bizim için aslında önemli olan isim, soy isim falan onlar değil de önemli olan nesne mi, kaynak mı bunları bilmemiz lazım. Yani nesne derken ne diyoruz, kaynak derken ne diyoruz. Yani nesnemiz bizim Ali veya müşterimiz nesne olacak. Kaynağımız da işte bize kim iş yapacaksa, bizim işimizi kim görecekse o. Bunun da nesi olacak arkadaşlar? Yani görevlinin nesi olacak? Servis süresi olacak. Hizmet zamanı da diyebiliriz. Bakın burada hizmet zamanı Ali için, Ali geldiği zaman Ali için 2 dakikaymış. Tamam, bu tip böyle bir gösterim yaptık. Tabii Ali geldiği gibi işlem görecek mi? Bazen geldiği gibi işlem göremeyebilir. Hangi durumda? Her zaman söylüyoruz. Kuyruk olması durumunda. Diyelim ki bankanın önünde kuyruk var ve kuyruk olduğu zaman Ali işlem göremeyecek. Ne yapacak? Kuyrukta bekleyecek. Diyelim ki bu kuyrukta da arkadaşlar bekleyen müşteri sayısını tutuyoruz. İşte burada bizden ne soruluyorsa bekleyen müşteri sayısı kaçtır, ortalama kaçtır, T eşittir 5 anında bekleyen müşteri sayısı kaçtır gibi sorular sorulduğunda bunları çıkartabilmemiz gerekiyor. Yani kuyrukta arkadaşlar birisi bekliyor mu? Bekliyorsa kaç dakikadır bekliyor? Ve ortalama şimdiye kadar kuyrukta kaç dakika beklenmiştir gibi soruların cevabını tutmak için burada bir takım değişkenler tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bizim Ali gibilerin daha doğrusu müşterilerin gelmesiyle ilgili bir gelişler arası zaman dağılımına ihtiyacımız var. Geçen hafta demiştik ki gelişler arası zamanı biz elle vermiştik. Kaç olduğunu net bir şekilde söylemiştik. Bu sefer gelişler arası zaman bir dağılımdan gelecek. Uniform dağılım dediğimiz. Bunları istatistik ve olasılık dersinde detaylı inceleriz ama bilmeniz gereken şey şu. Artık zaman yani geliş zamanı düzgün dağılıma, uniform dağılıma uygun bir şekilde geliyor. Yani 1 ile 8 arasında bir müşteri gelebilir. İşte birinci müşteri 0 anında geldiyse ikinci müşteri ya 1 anında gelecek ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya 6 ya 8 anında gelecek. Ve bu dakikalar arasında da bir dağılım söz konusuymuş. O dağılımı da uniform dağılım olarak söylemiş. Uniform dağılım, düzgün dağılım bütün olasılıkların eşit olduğu dağılım. Yani 1 olma olasılığının eşit olduğu, 2 olma olasılığının eşit olduğu, 1'den 8'e kadar bütün dakikaların eşit olduğu durumdur. Onu da birazdan inceleyeceğiz. Bir de servis süresiyle ilgili bir dağılıma ihtiyacımız var. Yani Ali sisteme geldi. Sistemde ne zaman geldiğini biliyoruz. 1 ile 8 arasında 1 dakikada geldi. Daha sonra servise geçti diyelim. Serviste yani hizmet alacağı yerde ne kadar dakika beklemesi gerekiyor? Bunu aynı operasyon süresi gibi düşünebilirsiniz. Makinede işlem görme süresi gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki servis süresi de burada bir örnek ele alıyoruz. Servis süresi de 1 ile 6 dakika arasında değişsin diyelim. Bu da bir dağılımdan gelecek yine ve 1 ile 6 arasında sadece tam sayıları alacağına dikkat edelim. Servis süreleri burada kesikli olduğunu söylüyoruz. Yani sürekli olsaydı 1,2, 1,21 falan gibi değerleri de alması gerekirdi ama kesikli olması işimizi kolaylaştıracak. O yüzden kesikli dağılımlarla devam ediyoruz. Bir de kuyruklar için konuşacak olursak kuyruğu da takip edeceğiz tabii. Ne için takip edeceğiz? Buradaki performans ölçütümüz neyse ona göre takip edeceğiz. Diyelim ki kuyrukta ortalama bekleme süresi hesaplamamız isteniyorsa ona göre performansımızı takip edeceğiz. Kuyrukta ortalama müşteri sayısı isteniyorsa bunu takip edeceğiz.
hizmet doluluk oranı takip edilmesi isteniyorsa onları da takip etmiş olacağız. Şimdi böyle bir örnek var elimizde arkadaşlar. Yani benzetimin en basit, en yalın örneklerinden birisi. Müşteri var ve bir hizmet veren var. Müşteri geldiği zaman hizmet verenden hizmet alacak ve bir benzetim gerçekleştireceğiz. Bakın, banka benzetimi örneği. Biz banka müşterileri gelecek, sistemde hizmet alacak, sistemde duracak ve sistemden ayrılacak. Yeni müşteri gelecek, yeni müşteri sistemde duracak, hizmet alacak ve sistemden ayrılacak. Böyle bir yapı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada basitliği şuradan kaynaklanıyor. Tek hizmet veren var. Eğer iki hizmet veren olsaydı, üç hizmet veren olsaydı bu sefer biraz daha karışacaktı. Onunla ilgili de örnek yapacağız. Şimdilik tek hizmet veren yani ya da tek kaynaklı diyelim. Bakın bu görevlimiz tek bir kaynak. Dolayısıyla tek kaynaklı bir benzetim örneği göstermeye çalışacağız. Devam edecek olursak bakın. Şurada bilgilerimiz var. Problemle ilgili bilgilerimiz var. İşte problemle ilgili tanımlayıcı şeyler söylemiş. Bir bankada bir adet hizmet veren mevcuttur. Bankaya gelen müşterilerin gelişler arası zamanı 1-8 arasında uniform dağılımlıdır ve olasılık dağılımı aşağıdaki gibidir. Onları da verelim. Bakın birinci müşterinin, daha doğrusu müşterinin bir zamanında gelme olasılığı 0,125'miş. Şuradan gösterecek olursak 0,125. İki zamanda gelme olasılığı 0,125. Zaten uniform dağılımda böyle bir şey söz konusudur. Demek ki bütün dakikalar için olasılıklar eşit, uniform bir şekilde dağılmış ve 8 parçaya bölünmüş. Demek ki bir müşterinin bir zamanında gelmesi olasılığı %12,5. İki zamanında gelmesi olasılığı %12,5. Tamamen rastsal gerçekleşecek bu olaylar. Ve bu olayların rastsal gerçekleşmesi nedeniyle biz bunlara aslında Monte Carlo simülasyonu benzetimi diyeceğiz ama onu daha sonra biraz daha açarız. Şimdilik bilmeniz gereken şey şu. Buradaki gelişler arası süre artık net değil, olasılıksal. Ve bu olasılıklar da burada verilmiş durumda. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar devam edelim. Buradaki gelişlerin dağılımını histogram şeklinde göstermek istersek işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olması hepsi de 0,125 olduğu için bu şekilde yazılabilir. Bir de neyimiz var bizim? Hizmet sürelerimiz var. Hizmet süreleri de ne demiş bakın 1 ile 6 arasında değişmektedir ve kesiktedir. Şimdi buradaki dağılım biraz daha değişik. Burada diyor ki basit bir şekilde bu işte neydi? Ahmet miydi? Ahmet'in 1 dakikada hizmet verme olasılığı %10. İşte Ahmet'i biz gözlemlemişiz. Böyle bir olasılık çıkartmışız mesela. Ahmet'in 2 zamanında veya 2 dakikada hizmet verme olasılığı %20. 3 dakikada hizmet vermesi olasılığı %30 falan böyle gelmiş. Toplamda buranın 1 olacağı, 1 olması gerektiğini vurgulayalım. Çünkü açık kalmaması lazım. Her bir dakikayı topladığımızda, olasılıklarını topladığımızda 1 elde etmemiz gerekiyor. Burada da aynı şekilde 1 elde etmemiz gerekiyor. Bunun da histogramını çizdirdiğimizde arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Daha çok normal dağılıma benzeyen bir dağılım olduğunu görüyoruz. Böyle bir sistem arkadaşlar. Şimdi hizmet süremiz belli. Gelişler arası süremiz olasılıksal olarak belli. Stokastik olarak belli ve biz buradan bir takım çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Sistemi çalıştıracağız. Şimdi bunun için tabii bunu yapmadan önce bu gelişlerin ne zaman olduğunu, hizmetin ne zaman olacağıyla ilgili kümülatif, birikimli olasılıklara ihtiyacımız var. Onlar da arkadaşlar şu, yani bir gelişler arası süre 1 olduğunda bunun kümülatif olasılığı veya birikimli olasılığı 0,125. Yani öncesinde bir süre olmadığı için sadece buradaki değer 0,125 olacak. 2 olduğu durumda hem 1 hem 2 olacağı için bu sefer 0,25 olacak. 3 olduğu durumda hem 1 hem 2 hem 3 olacağı için 0,375. 4 olduğu durumda hem 1 hem 2 hem 3 hem 4 olduğu durumda 0,5'miş. Toplamı da 1 olacak şekilde. Yani 8 olması için zaten bütün dakikaların tüketilmesi lazım. Tüm dakikalar tüketildiğinde olma olasılığının da %100 olmasını bekleriz. Şimdi devam edelim. Aynı şeyi arkadaşlar hizmet süreleri içinde yapacağız.
Burada dağılımını görüyorsunuz ve dağılımın da histogramını çizdiğimiz zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor. Burada arkadaşlar tabii hizmet süresine geçmeden önce işte işin rastsal olduğu nokta burası. Yani ne zaman geleceğini bilmediğimiz nokta burası. Burada diyoruz ki bir rastgele sayı oluşturuyoruz ve bu rastgele sayı eğer buradaki kümülatif değerlerin hangisinden küçükse, buradaki kümülatif değerlerin hangisinden küçükse biz o değeri alıyoruz. Bakın burada 0,6190 çıkmış. 0,6190 hangisinden küçük? Burada 5'e denk gelen birikimli olasılıktan küçük. 0,625'ten küçük olduğu için demek ki birinci kişi 5 zamanında gelmiş diyoruz. Diğer kişi, ikinci kişi veya üçüncü kişi, birinci kişi 0 zamanında geldiyse bu ikinci kişinin gelişi 5 zamanı. Bu da üçüncü kişinin gelişi 8 zamanı. 0,94,93 diyelim. 0,94,93 ne olacak? 0 birden küçük olduğu için bakın şundan büyük, bundan büyük 0,875'ten büyük, birden küçük olduğu için 8 değerini alacak. Şimdi bunları biraz daha uygulama üzerinde gördüğümüzde nasıl geldiğini göstermeye çalışacağız. Daha sonra birikimli olasılıklarda tabii bir de hizmet süreleriyle ilgili birikimli olasılıkları gösterelim. Daha sonra Excel üzerinde bunları kendimiz yapmaya çalışalım. Burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Tekrar etmiyorum. Burada da aynı şekilde birikimli olasılıkları hesaplıyoruz. Daha sonra rastsal sayı oluşturuyoruz. Bu ikinci rastsal sayımız olacak. İkinci rastsal sayı da hangi yere denk geliyorsa, işte burada dedik ya, işte kaç gelmiş? 0,1512 gelmiş. 0,1512 hangisinden küçük? Buraya bakıyoruz. Birikimli olasılıklara bakıyoruz. 0,3'ten küçük olduğu için demek ki bunun hizmet süresi 2 olmuş. Şimdi bunları arkadaşlar Excel'de ben size göstereceğim ve Excel'de bir benzetim örneği, böyle bir benzetim örneği yapmaya çalışacağız. Excel'i açıyorum. Ben şimdi bu Excel üzerinde az önce söylediklerimi uygulamaya çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce neye bakacağız biz? İlk önce gelişler arası süreye bakacağız. Onu yazalım şöyle bir gelişler arası süre. Bunu 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir diye 8 tane burada üretelim. 1'den 8'e kadardı çünkü. Daha sonra bunun neyi olacak arkadaşlar? Bir olasılığı olacak. Olasılık diyelim. 0,125, 0,125. Bundan da 8 tane üreteceğim. Daha sonra bunların nesini hesaplayacağım? Birikimli olasılıklarını hesaplayacağım. Birikimli olasılık. Bunları da arkadaşlar basit bir şekilde şöyle 0,125 diyorum. Buraya da eşittir diyorum. Ne yapacağım? Bir öncekiyle bir sonrakini toplayacağım. Bir öncekiyle bir sonrakini topladım. Ve bunu da şöyle aşağıya doğru çektiğimde bütün olasılıkları hesaplamış olacağım. Şunu şöyle yapayım hatta. Şunu şöyle yaptıktan sonra bir de şöyle yapınca en azından hepsini görmüş oluyoruz. Demek ki bir olma olasılığı 0,25. Bir olma olasılığının birikimli olasılığı 0,125, 2 olma olasılığı 0,125, 1 ve 2 olma olasılığı. Bakın burayı şöyle okuyoruz. 1 ve 2 olma olasılığı 0,25. Daha doğrusu 1 veya 2 ve demeyecektim. 1 veya 2 olma olasılığı 0,25 olarak gelecek. Burada tabii arzu edersek bunun grafiğini falan da çizdirebiliriz ama şu anda gerek yok. Slide'da gösterdiğimiz gibi bir grafik olacak. Daha sonra birikimli olasılıkları daha hesapladıktan sonra şuraya bir de şey açayım da arkadaşlar. Bunun gelişler arası süre. Ha, buraya yazmışız. Tamam neyse. Şuraya geliyorum bu sefer. Bu sefer neye bakacağım? Hizmet süresine bakacağım. Hizmet süresi. Hizmet süresi de neydi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alabiliyordu. Bunların olasılıklarını getirelim. Olasılıklar. Bunları tabii şeyden alacağız. Şuradan alacağız. Şuradaydı. Olasılıklar şurada. Razı edersek burada birikimli olasılıklar falan da alabiliriz de. Olasılıkları getiriyorum şimdi. Bunlar da birikimli olasılıklar. Pardon, normal olasılıklar. Şuraya da birikimli olasılıkları yazıyorum. Geldim. Tekrar buraya eşittir dedim. Bunu aynen alıyorum. Daha sonra eşittir dedim. Bir sonrakiyle toplayacak şekilde bunu alıyorum.
birikimli olasılıkları böyle basit bir şekilde yapabilirim. Daha sonra bunu uzattığımda şuranın 1 olması gerekiyor. Demek ki bu da bu şekildeymiş. Hatta şunu da şöyle yapalım. Şunu da vermiş olalım. Birikimli olasılıkları böyle göstermiş olduk. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Rastsal sayılara ihtiyacımız var. İlk önce şöyle şuraya gelelim. Rastsal sayı 1 diyelim buraya. Excel'de rastsal sayı üretmeyi bilen var mı? Hiç kullandınız mı? Eşittirden sonra bakın bir öncekiyle bir sonrakini topluyoruz. Neden bir öncekiyle bir sonrakini topluyoruz? Bunun birikimli olasılığı, iki olma olasılığı hem bir hem iki olma olasılığı bu ikisinin toplamı. Rastsal sayı üreteceğiz arkadaşlar. Şöyle üretiyoruz. Eşittir. Rastsal sayı üret. 0 ile 1 arasında bir rastsal sayı üretiyor bu bizim için. Bakın Enter'a bastığımda bir tane rastsal sayı üretmiş olduk. Biraz daha büyüteyim. 0 ile 1 arasında rastsal sayı üretmek için S sayı üret fonksiyonunu kullanıyorum. Bunu değiştirmek istersen, rastsal sayıyı değiştirmek istersen F9'a basarım. F9. Tabii bunu değiştirirken şurada ben ayarları oynadıysam buradan otomatik. Evet. Otomatiği seçince oldu. Otomatik. Neyse yani rastsal sayıların değişmesi söz konusu olacak arkadaşlar. Hani bir sabit tutma ihtiyacımız olacağı zaman burada formüller sekmesinden hesaplama seçeneklerine geleceğiz. Buradakini elle yapacağız. Buradaki Enter'a bassak, F9'a da bassak değişmeyecek yani. Bizim kaç tane rastsal sayıya ihtiyacımız var? Gelişler arası süre için bir defa rastsal sayıya ihtiyacımız var. Diyelim ki bu burada belirttik mi bunu? Bir dakika. Evet, bunu 10 müşteri için yapacağız arkadaşlar. 10 müşterinin gelişi için yapacağız. Belirtmediysek de yazarız oraya. 10 müşteri gelecek. Şuraya müşteri sayısı yazalım. Müşteri sayısı. Şu anda bir banka müşterilerin gelişlerini inceliyoruz ve diyelim ki 10 müşterimiz var. Şuraya müşterileri yazalım. 9 ve burada benim kaç tane rastsal sayıya ihtiyacım var? Aslında rastsal sayıya 9 tane ihtiyacım var. Çünkü birincinin gelişi 0 olsun diyelim ki. Bunu şöyle bir aşağı kaydırayım. Daha sonra şöyle aşağı doğru çektiğimde bakın benim için 8, 9 tane rastsal sayı verdi. Tabii bunları değiştirmedi. Neden değiştirmedi? Çünkü hesaplamayı şurada elle yaptığım için değiştirmedi. Otomatik yaparsam değiştirir. Böyle bir şey yani arkadaşlar. Rastsal sayı ürettiğimiz zaman burada bu veriler gelmiş oldu. Bu tabii ne içindi? Bu gelişler arası süre için rastsal sayıydı. Onu da yazalım şuraya. Gelişler arası süre için. Demek ki gelişler arası sürenin rastsal sayıları burada olacak ve belirlediğimiz değişken de veya değer de burada olacak. Süre de burada olacak. Daha sonra bir rastsal sayıya daha ihtiyacım var. O da rastsal sayı 2 olsun. Bunu da hizmet süresi için kullanalım. Yani aynı rastsal sayıyla değil de farklı rastsal sayıyla çalışalım. Bunları şöyle aşağıya alalım birazcık. Şöyle yapalım. Gelişler arası süreleri burada yazacağız. Hatta birinci müşteri için şöyle bir çizgi koyalım ki birinci müşteri demek ki sıfır anında gelmiş olsun. Daha sonra hizmet süresi kaç tane ihtiyacımız var? Hizmet süresine 10 tane ihtiyacımız var. Çünkü 10 müşteri gelecek ve 10 müşteri için 10 hizmet süresi üretmemiz gerekecek. Yine buraya geldim. S sayı üretle bir rastsal sayı üretmesini istedim Excel'den. Bir tane daha rastsal sayı geldi. Bunu da aşağı doğru çekersem şöyle 10 tane üretmiş olur. Hatta bunları şöyle biraz daha görünümünü değiştireyim şöyle. Yani 2 hane yeter bizim için. 3 hane de yetebilir ama 2 hane, 3 hane olsun hadi. Ha, şurası olduğu için olmuyor. Pardon arkadaşlar. Burada boş hücreyi seçtiğim için olmadı. Böyle ne yapmış olduk? 9 tane müşterilerin gelişleri için rastsal sayı ürettik. 10 tane de hizmet için, hizmet süresi için rastsal sayı ürettik. Şimdi bunu böyle bir tablo haline getirelim. Birinci müşterimizin geliş zamanı 0. Şimdi ikinci müşterimizin geliş zamanını hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi burayı dikkatli takip edin arkadaşlar. Bakın 0 gün 723 çıkmış. Bu bazen böyle değişebiliyor. O yüzden bunu sabit değerler alalım.
Yani ürettik diyelim ki buradakilerle aynı çıksın diye bunu yapıyorum. Ürettik ve rastsal sayılarımız şunlar oldu mesela. Bakın. Rastsal sayılarımız bunlar olsun mesela. Geldim buraya. Yapıştırdım. Bunlar rastsal sayı arkadaşlar. Biz kendimiz ürettik ve bunları bir yere kaydettik. Bir daha değişmesin diye bunları almış olduk. Hizmet süresi için de alayım. Hizmet süresi için de şunları alacağım. Rastsal sayıları alacağım. Buraya yapıştır dedim. En azından bunlar değişmeyecek yani. Çünkü bazen başka yerde işlem yaptığımızda bunlar değişiyor. Bunlar değişince buralar değişiyor. Buralar değişince problemin çözümü değişiyor. O yüzden sabit rastsal sayılarla çalışırsak iyi olur. Şimdi birinci rastsal sayımız kaç? 0,619. 0,619 gelişler arası süreye bakıyorum. 0,619 şuradan küçük. Dolayısıyla hangisini alması lazım? 5'i alması lazım. İşte bunu Excel'e nasıl yazacağız? Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Eğer fonksiyonuyla yazabiliriz. Buraya geldim. Eşittir dedim. Eğer buradaki eğer iç içe eğerler olacak. Dedim ki şu değer buradaki değer mantıksalsın ama buradaki değer küçükse küçük eşittirse hangi değerden? Buradaki ilk baştakini alalım ilk başta. Buradaki değerden küçükse noktalı virgül koydum. Eğer doğruysa ne yazacak? Bu küçükse bunu yazacak. Tekrar noktalı virgül koydum. Tabii şunları bir F4 ile bunları bir sabitlersen iyi olacak. Çünkü F4 ile bunu mu sabit? Bu F4 ile sabitleme işini biliyor musunuz arkadaşlar? Neden yapıyoruz? Eğer mantıksalsın ama. Bakın burayı F4 ile sabitleyecek miyim? Burayı F4 ile sabitlemeyeceğim. Çünkü aşağı doğru çekeceğim ben bu formülü. Aşağı doğru çektiğimde değişmesini istiyorsam F4 ile sabitlemiyorum. Değişmesini istemiyorsam F4 ile sabitliyorum. Küçük eşittir dedim. Geldim. Burayı seçtim. Birikimli olasılıktan küçükse bunu ne yapacağım? F4 ile sabitleyeceğim ki bu aşağı çektiğimde bu da aşağı inmesin diye. Noktalı virgül koydum. Eğer bu doğruysa ne yapacak? Gelişler arası süre 1 olarak gelecek. Bunu da F4 ile sabitledim. Eğer doğruysa bunlar olacak. Eğer yanlışsa tekrar bir eğer döngüsünün içerisine gireceğim. Tekrar geleceğim diyeceğim ki bu değer küçük eşittir. Bu sefer ikinciyi alacağım ki ikinci birikimli olasılıktan küçükse 2'yi alması lazım. Bunu seçtim. Tekrar F4'e bastım. Noktalı virgüle bastım. Eğer doğruysa bundan küçükse ne yapacak? Burayı alacak. Yine tekrar F4'e bastım. Noktalı virgül yaptım. Eğer yanlışsa bu değilse tekrar ne olacak? Bir eğer daha girecek. Bu da değilse tekrar geldik. Bu değer küçük eşittir. Burada F4 yapmıyorum. Nerede F4 yapıyorum? Şunu seçtikten sonra F4 yapıyorum. Çünkü aşağı doğru çektiğimde ben bunun değişmesini istemiyorum. F4 yaptım. C5 küçük eşittir dedim. Bundan küçük eşitse noktalı virgül koydum. Bakın burada doğruysa'ya geldi. Eğer doğruysa bunu seçeceğiz. Bunu da F4 yapacağız. Ve diğerlerini de aynı şekilde hızlı yapıyorum bu sefer. Eğer dedim. Buradaki değer küçük eşittir. Buradaki değerdense bunu F4 yaptım. Noktalı virgül koydum. Buradaki değerden küçükse buna eşitleyeceğiz. Buna da nokta F4 yaptım. Tekrar bir eğer yapıyorum. Yani 8 tane eğer yapacağız arkadaşlar. Bunu da seçtim. Küçük eşittir dedim. Küçük eşittir. Buraya geldim. Tekrar F4 yaptım. Noktalı virgül yaptım. Bunun karşısında 5 var. Onu da aldım. Ona da noktalı virgül yaptım. Yanlışsa tekrar bir eğer açtım. İnşallah yanlış yapmıyoruzdur. Yani yazarken hızlı yazmıyoruzdur inşallah. B15 bir arkadaş takip ederse hocam yanlış yaptınız diye söylerse çok sevinirim. B15 küçük eşittir. Burası diyeceğim. Buna da F4 koyacağım. Noktalı virgül koyacağım. Tekrar geldim. Buraya geldim. Buna da bir F4 koydum. Eğer yanlışsa tekrar bir eğer açıyorum. İki tane kaldı arkadaşlar.
Yine buraya geldim. Küçük eşittir dedim. Ve şu değeri aldım. F4'e bastım. Noktalı virgül koydum. Tekrar bu değeri aldım. F4'e bastım. Noktalı virgül koydum. Sonuncusu artık eğer dedim. Tekrar burayı aldım. Küçük eşittir dedim. Şuradan küçükse noktalı virgül şuraya eşitlensin dedim. Bitti mi? Evet, bitti arkadaşlar. Şimdi parantezleri kapatacağız. 1 parantez, 2 parantez, 3 parantez, 4 parantez, 5 parantez, 6 parantez, 7 parantez, 8 parantez. Enter. Bakın, yani bu Excel bilgisi biraz. Yaptığımız şey şu. 0,619'dan küçükse 0,619 birikimli olasılıklardan hangisinden daha küçük ona bakıyor. Onun karşılığında hangisi varsa o karşısına geliyor. Burada tabii eğerden başka hani daha kolay kullananlar var biliyorum. Ama biz böyle bir gösterelim. Biraz daha temelden gösterelim istedik. Daha sonra belki VLOOKUP'la falan bulmaya çalışırız. Ama burada arkadaşlar böyle bir formül yazmamız gerekiyor. Veya buna benzer bir formül yazmamız gerekiyor. Ve bunu daha sonra aşağıya çekmemiz gerekiyor. Bakın 0,949 olduğunda gelişler arası süre 8'miş. Gerçekten de 0,949 hangisinden küçük? 1'den küçük. Demek ki 8 gelmesi lazım. Bir tane daha test edelim. Şunu test edelim. 0,768. 768'e baktığımız zaman 768 şuradan küçük, buradan büyük. Dolayısıyla 7 gelmesi lazım. 768'e 7 değeri gelmiş. Aynı şeyi arkadaşlar burayı için de yapacağım. Hizmet için de 6 sefer eğer yapmam gerekiyor. Beraber yapalım. Eşittir dedim. Eğer bu sefer ne yapacağım? Buradaki değer küçük eşittir dedim. Hangisinden? Şuradan küçük eşit olursa bunu F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Buna bundan küçük eşitse bunu alacak. 1'i alacak. Bunu da F4 ile sabitledim. Tekrar eğer girdim içerisine. Şu değer küçük eşittir. Buradakinden küçükse F4 ile sabitledim. Doğru olursa bunu alacak. Bunu da F4 ile sabitledim. Noktalı virgül. Tekrar bir eğer yazdım. Şuradaki değer küçük eşittir. Buradaki değerdense F4 ile sabitledim. Noktalı virgül koydum. Karşısındaki değeri alacak dedim. F4 dedim. Tekrar eğer girdim. Buradaki değer küçük eşittir. Buradaki değerdense F4 ile sabitledim. Tekrar buraya geldim. Bunu da F4 ile sabitledim. Tekrar bir eğer. Bir tane kaldı. Bunu da yapıyorum. Pardon. Eğer hızlı yaparsak karıştırabiliriz. Buradaki değer küçük eşittir. Buradaki değerse F4 ile sabitledim. Buna eşit olacak. Yanlışsa tekrar bir eğer döngüsünün içerisine gireceğiz. Şuradaki değer küçük eşitse şuradaki değerden F4 ile sabitledim. Buna eşit olacak. F4 ile sabitledim. Şimdi tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da bu şekilde çalıştırmış olduk. Bunu da aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. 10 tane hizmetler arası süre getirmiş olduk. Bunlar da hazır. Birikimli olasılıklardan yola çıkarak bunları da getirmiş olduk. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bir takım bizim hesaplama yapmamız gerekiyor. Bakın hizmet süremiz belli. Gelişler arası süremiz belli. Artık biz şuraya bir yeni sütun açalım. Diyelim ki geliş zamanı diyelim. Yani bu kişi ne zaman geldi? Birinci kişi ne zaman geldi? Ona bakalım. Daha sonra hizmete başlama zamanı diye bir şey koyalım. Hizmete başlama zamanı diyelim. Bir de hizmetin bitiş zamanı diyelim. Onu da şu biraz daha küçükleyeyim. Hizmetin bitiş zamanı. Bunları da yine tablonun içerisine dahil edeyim şöyle. Şimdi geliş zamanı kaç oldu ona bakacağız. Ve işte birincisi için geliş zamanı 0. Hizmete başlama zamanı 0'da geldiği için hizmete 0 anında başlayacak. Daha sonra hizmetin bitiş zamanı arkadaşlar. Buraya geldim. Eşittir dedim. Burası ne olacak? Aslında birinci ne zaman geldi? 0 zamanında geldi. Burası
artı ne kadar süre hizmet alacak? 2 dakika hizmet alacak. Böyle bir toplam yapabiliriz. Yani hizmetin bitiş zamanı, hizmete ne zaman başladıysa, pardon, hizmete başlangıç zamanı yapacaktık. Yanlış yaptık. Bir dakika. Hizmete ne zaman başladıysa eşittir. Hizmete başlama zamanı artı hizmet süresi olacak. Çünkü geldiği zaman hizmete başlayamayabilir. Daha sonra aşağıdaki adama geçiyoruz. İkinci adama geçiyoruz. Bakın o adamın gelişler arası süresi kaç? 5. Dolayısıyla bu geliş zamanını hesaplatmak istediğimizde geldim buraya. Eşittir dedim. Birinci eleman sıfırda gelmişti. Sıfırda geldi. İkinci elemanın gelme zamanı 5'ti. Demek ki 0 artı 5'ten bu şekilde geliş zamanı ortaya çıkmış olacak. Bunu şöyle aşağı doğru uzattığımda bakın 3. elemanın, 4. elemanın geliş zamanlarını buradan görebiliriz. Şimdi bu geliş zamanlarını bu şekilde hesaplatmış olduk. Hizmete başlama zamanı. Hizmete başlama zamanı arkadaşlar. Burada o mantıksal sınamayı aklınıza getirin. Onu da şuradan gösterelim. Bakın şimdi. Müşteri geldi. Çalışan meşgulse hizmete başlayamayacak, kuyruğa girecek. Çalışan meşgul değilse hizmete başlayacak. İşte bunu ölçüp hangisi daha önce geliyorsa, yani hizmete başlamasının önce geliyor, yoksa diğer işin bitmesi mi önce geliyor, ona bakacağız. Şimdi onun için de maksimum formülünden yararlanacağız. Maksimum diyeceğiz. Burada bir önceki işin bitiş zamanıyla, yani şunun bitiş zamanıyla, pardon, maksimumun formülü mak arkadaşlar, maksimum. Bu kişinin bitiş zamanıyla noktalı virgül, bu yeni gelen kişinin geliş zamanı arasında bir kıyaslama yapacak. Hangisi maksimumsa onu alacak ki, çünkü bir adam geldi diyelim, geldi. Diğer adamın işi bitmeden, yani önceki adamın işi bitmeden başlayamayacak. Eğer önceki adamın işi bittiyse zaten bu bundan büyüktür. Dolayısıyla işleme başlayabilecek. Dolayısıyla burada bir maksimum çalıştırmamız gerekiyor. Daha sonra geldim. Bitiş zamanına geldim. Burası eşittir dedim. Hizmete başlama zamanı artı hizmet süresi. Şurayı alacağım. Çünkü bir ikinci eleman 5 anında geldi. 4 kadar da hizmet süresi vardı. Dolayısıyla burası da 9 olarak gelecek. Şimdi bunları ne yapacağım arkadaşlar? Bunları şöyle aşağı doğru çekeceğim. Bakın böyle bir simülasyon çalıştırmış olduk. Tabii rastsal sayılar değiştikçe bunlar da değişecektir. O yüzden hani aynı sonuç elde etmediyseniz sorun değil. Yani büyük ihtimalle aynı sonuç üretmedik. Eğer rastsal sayılarımız, yani şunlarımız aynıysa, rastsal sayı 1, rastsal sayı 2 ise aynı sonuç üretmemiz gerekir. Şimdi biz mesela İşte sınavlarda ne yapacağız? Bu rastsal sayıları belki üretilmiş şekilde size vereceğiz ki aynı sonuçlar çıksın diye. Şimdi burada arkadaşlar bunları hizmete başlangıç, hizmetin bitiş zamanlarını tuttuktan sonra diyelim ki biz kuyrukta bekledi mi, beklemedi mi? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Bakın buraya dedim ki kuyrukta bekleme süresi. Kuyrukta bekleme süresini de yine tabloma dahil ettim. Ve bunları şimdi ölçmeye çalışacağım. Bir defa kuyrukta bekleme süresi başlama zamanı ile geliş zamanı arasındaki farktır. Yani bu eleman ne zaman geldi? Buraya geldim. Eşittir. Ne zaman geldi? Ne zaman işleme başladı? Onu tutacağız. Ve işleme başlama zamanı, yani şurası işleme başlama zamanı eksi geliş zamanı dediğim zaman bu adam kuyrukta bekledi mi, beklemedi mi? Bunu ölçmüş olurum. Demek ki bu adam kuyrukta beklememiş. Şöyle çekecek olursak, bu da beklememiş, bu da beklememiş. Şu 2 dakika kuyrukta beklemiş. Neden? Çünkü bu adamın geliş zamanı 25, 25. zamanda gelmiş, 27. zamanda hizmete başlamış. Dolayısıyla 2 zaman bunun beklemesi gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir en azından performans ortaya koymuş olduk. Şimdi sunumdan devam edecek olursak, burada şunu da söyleyelim. Evet, kuyrukta bekleme süreleri burada farklı çıkmış. Belki bir yanlış şeyden dolayıdır. Rastsal sayının üretilmesiyle alakalıdır. Belki rastsal sayı
İşte iki karakter, üç karakter alındığında da değişebiliyor ama çok da önemli değil. Şimdi buradaki değerler arkadaşlar kuyrukta bekleme sürelerini gösterecek. Daha sonra biz bakın neler yapabiliriz? Kuyrukta ortalama bekleme süresini size sorabiliriz. Kuyrukta ortalama bekleme süresi. Böyle bir Excel çalıştırdınız. Excel burada bu sonuçları verdi. Kuyrukta bekleme süreleri elinizde ve şuraya gelirsiniz. Dersiniz ki şuraya kuyrukta ortalama bekleme süresi dersiniz. Ve buraya eşittir dersiniz. Ortalama bunların ortalamasını alırsınız. Alabilirsiniz daha doğrusu. Demek ki kuyrukta ortalama bekleme süresi 0,4 olarak hesaplanmış. Burada başka ne olabilir? Yani soracağımız soru olarak başka ne olabilir? Bir müşterinin kuyrukta bekleme olasılığını sorabiliriz. Bir müşterinin kuyrukta bekleme olasılığı aslında kuyrukta bekleyen müşteri sayısı bölü toplam müşteri sayısıyla bulunabilir. Onu şöyle yazalım. Kuyrukta biraz daha aşağı şöyle. Kuyrukta bekleme olasılığı. Bu olasılık istatistiğe biraz daha ağırlık vereceğiz haftaya. Eşittir. Kuyrukta bekleme olasılığı eşittir. Kuyrukta bekleyen müşteri sayısı bölü toplam müşteri sayısı. Bunu nasıl ölçebiliriz? Geldim buraya. Eşittir dedim. Kuyrukta bekleyen müşteri sayısını ölçmem lazım. Yani şuraya geldim. Burada kaç tane sıfırdan büyük değer var? Şurada kaç tane sıfırdan büyük değer var? Onları söylemem lazım. Eğer say diye bir formül var. Eğer say benim için belirli koşuldaki değerleri sayar. Eğer sayıya geldim. Bakın aralığı soruyor. Geldim. Buradaki aralığı seçtim. Şuradaki değerler arasında sayacak. Noktalı virgül koydum. Ölçütü soruyor. Ölçütte şöyle çift tırnak. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan büyük olduğu durumlar. Küçük değil. Sıfırdan büyük olduğu durumlar. Sıfırdan büyük olan kaç kişi varmış bakalım. Sıfırdan büyük olan iki kişi varmış. Tamam doğru. Bunu geldim bölü dedim. Toplam kişi sayısı. Şuradaki toplam kişi sayısını ölçmek için farklı formüller de vardır ama biz burada dolu hücreleri say. Dolu hücreleri say diyeceğiz. Burada kaç tane hücre doluysa onu say diyeceğiz. Aralıktaki dolu hücreleri sayar. Evet bunu istiyoruz. Buraya geldim. Tekrar aralığı söyledim. Bunları saydı, buna böldü. 0,2. Zaten hani basit bir örnek olduğu için bunu 100 kişi için, 200 kişi için çalıştırmak istediğimizde bu tip şeylere ihtiyacımız var ama böyle gözle de bunu takip edebiliriz. İki kişi kuyrukta beklemiş. Bakın şu iki kişi kuyrukta beklemiş. Toplamda 10 kişi var. Burada bir sistem simülasyonu diyelim yani ya da bir berber neydi bu? Banka. Banka simülasyonu yapmaya çalıştık ve işte gelişler arası sürenin bir olasılık dağılımından geldiğini söyledik. Hizmet süresinin olasılık dağılımından geldiğini söyledik. Ve bunları oluşturmak için rastsal sayılar ürettik. Rastsal sayıların karşılığında ne zaman geldiğini, ne zaman geleceğini söylemeye çalıştık. Ve hizmet süresini de ne olacağını tahmin etmeye çalıştık. Yani biz diyelim ki kaynağımızı gözlemledik ve %10 olasılıkla 1 dakikada çalışmış. Yani bu ne demek? Siz gözlem yapacaksınız. Hizmet veren kişinin çalışmasını gözlemleyeceksiniz. İşte 100 kişiden 10 kişi 1 dakikada çıkmış. 100 kişiden 20 kişi 2 dakikada çıkmış. 100 kişiden 3 kişi 100 kişiden 30 kişi 3 dakikada çıkmış. 100 kişiden 25 kişi 4 dakikada çıkmış. Tamam mı? Böyle demek yani. Bu olasılıklar oradan çıkartılmış. Ve bunu bildiğiniz için, artık bunu bildiğiniz için diyorsunuz ki ben bunun bir benzetimini yapabilirim. Bunun benzetimini yapabilmek için de bizim rastsal sayıya ihtiyacımız var. Çünkü gelenlerin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Tamamen rastsal bir olay. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunun için rastsal bir sayı üretiyoruz. Bu rastsal sayı burada nereye denk geliyor ona bakıyoruz. Bunun içerisinde nereye denk geliyor? Yine aynı şekilde ikinci
çıkıyor. Bu ikisinden yola çıkarak bakın bu diğerlerini fark ettiyseniz biz ortaya koyuyoruz. Giriş zamanı, hizmete başlama zamanı, hizmetin bitiş zamanı yani şuraya kadar olan kısımlar Excel'den geliyor veya programda bize veriliyor. Bakın şuraya kadar olan kısımlar, şuraya kadar olan kısımlar program tarafından bize veriliyor. Hangi sürelerde geleceğiyle ilgili sadece olasılık dağılımı veriliyor. Rastsal sayılarda ürettiğimizde aslında ne zaman geldiğini de biliyoruz. Yani zaman olarak zamanını biliyoruz. Ve o kişinin ne kadar hizmet süresine sahip olacağını yine rastsal olarak biliyoruz. Burada rastsal sayı üretirken Excel'in sayı üret formülünü kullandık. Eşittir. Sayı üret. Sayı üret. 0 ile 1 arasında rastsal bir sayı üretir diyor. Bunu kullandık ama yani biraz ileri seviye olacak. Ondan da bahsederiz. Gelişler arası süre genellikle bir dağılıma uyar. Hizmet süresi genellikle bir dağılıma uyar. Bunu yine istatistik ve olasılık dersinde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ama şimdi bilmeniz gereken şey şu. Bu rastsal sayı ne olursa dakika ne oluyor? Bu rastsal sayı ne olursa dakika ne oluyor? Bu rastsal sayı ne olursa hizmet süresi ne oluyor? Onları bilmek. Daha sonra bu şu yaptığımız şeyleri geçen haftada yapmaya çalışmıştık. Burada tabii soru önemli. Soruyu anlamak önemli. Soruda eğer bizden oran istiyorsa oranı vermek lazım. Sayı istiyorsa sayıyı vermek lazım. Yani iyi yorumlamak lazım. İyi okumak lazım soruyu. Ezbere değil de istediği şeyi alacak şekilde burada hizmet burada süreç çalıştırmamız gerekiyor. Yoksa şöyle yapmıyoruz yani her seferinde belki kuyrukta bekleme süresini tutmak zorunda değiliz. Belki bizim performans ölçütümüzde kuyrukta bekleme sayısı, kuyrukta bekleme süresi yoksa performans ölçütümüzde onu tutmak zorunda değiliz. Veya bizden şunu sormuyorsa